Süper çalışkan altılar. Kazanım kavrama testi 27-28'i çözeceğiz. Konumuz çember. Çözerken de konuyu bir yandan anlatacağız. İyi seyirler. Yukarıdaki kareli kağıtta çemberin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir diyor. İlk başta göbeği bulacağız. Merkez diyoruz ona. Ve merkezden kenara kadar kaç birim olduğunu sayacağız. 1-2-3 Her bir birim 1 santim ise 3 birimde 3 santimdir. Bize yarı çapı diyor. Çapı deseydi... 6 derdik değil mi? Kareli kağıtta verilen K, L, M, N noktalarından ikisi çizilecek o merkezli çemberin üzerinde olduğuna göre hangi nokta bu çemberin dış bölgesinde yer alır diyor. Şimdi iki tanesi çemberin üzerinde kalacaksa şayet bak burada N'miz kaç birim 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diğeri ise bakın 1, 2. Bu ise 1, 2, 3, 4. Biz 3 birimlik bir çember çizelim ki şu şekilde çizdiğimizde gördüğünüz gibi bizim L noktası çemberin dışında kalır. Çevre uzunluğu 32 santim olan karenin içerisine çizilecek en büyük çemberin yarı çapın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi çevre uzunluğumuz 32 santim ise bu 32'yi 4'e böleriz öncelikle. Bir kenara buluruz. Ne oldu bir kenarımız? 8. Yani şu bir kenar 8 ise bizim çapımızda ne olur arkadaşlar? 8 olur. Çap yer 8 ise burası 4'e 4 olur. R'miz neymiş? Yarı çapımız 4'müş. Yarı çapın uzunluğu kaç santimetre olur diyor Adana'dır. Aşağıdakilerden hangisi bir daire modeli olabilir? Şimdi madeni para yuvarlak ve de içi dolu. Bilezik yuvarlak ama içi boş. Simit yuvarlak ama içi boş. İçi boş olunca ne oluyordu? Çember oluyordu. Yüzük de yuvarlak ama içi boş. Burada içi dolu olan dairedir. C şıkkıdır. Yarı çapının uzunluğu 4 santim olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi formülümüz neydi arkadaşlar? Yarı çapımıza R diyorduk. Formülümüz de 2 çarpı pi çarpı R idi. 2 dursun. Pi'miz ne olacakmış? 3 olacakmış. Yarı çapımızda ne olacakmış? 4 olacak. İşte bunu soruyor bize. 2 kere 3, 6. 4 kere 6, 24 yapar. Uzunluğu 132 santim olan bir tel iki eş parçaya ayrılıyor. Hemen ayıralım. 132'yi 2'ye bölelim. 2 kere 6, 12. 1 kaldı 2 indirdim. 2 kere 6, 12. 66. Bu parçaların uç noktaları birbirine gelecek şekilde iki çember oluşturuluyor. Oluşturan çemberlerin birinin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir diyor. 66 ile bir çember oluşturacaksın. Yani 2 çarpı pi çarpı r dediğimiz çevre 66 olması gerekiyor. Pi'yi 3 alınız demiş. Hemen pi yerine 3 yazarsam. 2 çarpı 3 çarpı r'miz 66 yani. 2 kere 3 ne yapar? 6. 6 ile r'yi çarpınca 66 oluyorsa r'miz nedir? 6 kere 11. 66 olduğu için 11'dir. Karelik kağıtta verilen 3 yarım çemberden oluşan şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi burada 3 tane yarım çember var. Bakın en üstten başlayalım. Yarı çapı 2 birim olan gördüğünüz gibi 2 olan yarım çember hesaplayalım. Pi'miz de zaten 3'müş. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız da 2. Ne yapar? 12 yapar. Ama bu yarım olduğu için eşittir 12'yi bir yazalım. Yarım olduğu için biz buraya ne yazacağız? 6 yazacağız. Şimdi şurayı hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı yarı çapım burada gördüğünüz gibi 1. 1. Ne yaptı bu? 6. Ama 6 almayacağız. Biz buranın çevresini 3 alacağız. Çünkü yarım. Geldik buraya bunu 2 çarpı pi çarpı bir de yarı çapına bakacağız. Tamamı neymiş bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çap 6 ise yarı çapı da nedir? Bunun 3. 3 görüş 9, 2 kere 9, 18. Ama bunun da yarısını alacağız. 18'i almıyoruz. Bu uzunluğumuz ne oluyor? Bu uzunluğumuz da 9 oluyor. Ve bunları toplayacağız. 6 artı 3 artı 9 topladığımızda ne yapar? 18 yapar. Bir otomobilin 720 metre yol gidebilmesi için çapının uzunluğu 80 santimetre olan bir tekerleğin kaç tam tur dönmesi gerekir diyor. Şimdi pi'yi 3 alacağız. Bir çevre bir tam turdur. 2 çarpı pi çarpı r'den çevreyi bulalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı da 80. Eşittir ne yapar arkadaşlar? Burası 2 kere 3 6. 6 kere 80. 6 kere 8, 48 olduğu için 480 santimetre bir tur. Şimdi bak bu metre yalnız. Biz bunun yanına 2 sıfır atalım santimetre olsun. 720'nin yanına 2 sıfır attım. Santimetre oldu. Biz bunu neye böleceğiz? 480'e böleceğiz. Şu sıfırların birer tanesini götürelim. 72'de 48 bir kere var. 1 kere 48 48 çıkartıyorum. 12'den 8 çıktı 4. Burada kaldı 6. 6'dan 4 çıkarttım 2. Bir de 0 attım. 5 kere vardır desem 5 kere 8 40 elde var 4 4 kere 5 20 24 0 0. Ama buradaki artan sıfırı nereye koyuyoruz? İşte buraya koyuyoruz. 150 tur atması gerekir diyoruz. Kareli kağıtta K L M N, O noktaları verilmiştir. Bir öğrenci pergelini iki ucu arasındaki uzaklık 3 birim olacak şekilde açarak pergelin iğneli ucunu kareli kağıtta O noktasına koyuyor ve merkezi O noktası olan bir çember çiziyor. 3 birim olacakmış madem. Gelin 3'er birim sayalım. Yukarıya, sağa, sola 3'er birim sayıp oralardan geçecek bir daire oluşturalım. İşte bu noktalardan geçecek daireyi oluşturacağız. Aşağıdaki noktalardan çizilen bu çemberin iç bölgesine yer alır diyor. İç bölgesine yer alan gördüğünüz gibi M noktası ve de N noktası var. Cevabımız C şıkkıdır. Uzunluğu 96 santim olan bir çemberin üzerinde yer alan iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetredir? Bir çemberde iki nokta arasındaki uzaklık en fazla olacaksa merkezden geçiririm o doğruyu. Yani çaptır. Şimdi uzunluğu 96 santim olan bir çemberin diyor. 2 çarpı pi çarpı r'miz kaçmış? 96. Pi'miz 3'tü. 2 kere 3 6 yapar. 6 çarpı r 96 ise 96'yı 6'ya bölerim. Yarı çapı bulurum. 1 kere 6, 6, 3 kaldı. 6 indirdim. 6 kere 6, 36 bu. Yarı çap. Yarı çap dediğimiz yer neresi? İşte burası. 16 ise burası da 16. 2 nokta arasındaki uzaklık. Burayla buradan bahsediyoruz. 16, 16 daha. 32 yapar. Bir kenar uzunluğu 18 santim olan karenin çevresiyle aynı uzunluğa sahip çemberin yarı çapın uzunluğu kaç santimetredir? Bir kenar uzunluğu 18 ise karenin ne yaparız? 4 ile çarparız. Çevreyi buluruz. 72 yapıyor. Çevre. Bu 72 ile çemberin çevresi de 72 imiş. Yani 2 çarpı pi çarpı r de yine ne oluyormuş? 72. Pi de 3 alınız demiş. 2 kere 3 6 çarpı r. 72 ise hemen 72'yi 6'ya bölerim. 1 kere 6 6. 1 kaldı. 2 indirdim. 2 kere 6 12 0 0. Gördüğünüz gibi ne? 12. Yarı çap 12 ama. Bize de zaten yarı çapın uzunluğu soruyormuş. Cevabımız bursa olur. Yukarıdaki ABCD dikdörtgenin içinde verilen eş çemberler dikdörtgenin kenarlarına ve birbirlerine birer noktada değmektedirler. Çemberlerin uzunlukları toplamı 216 santim olduğuna göre. Yani bir tanesinin çevresi 108 o zaman. İki tane çember var ya bir tanesi çevresi 108. Bu 108 ne işimize yarar? Çevreden yürürüz soruya. 2 çarpı pi çarpı r eşittir 108miş. Burası zaten 6 yapıyor. 108'i ne yapalım? 6'ya bölelim. 1 kere 6, 6, 48 de 6, 8 kere var. 6 kere 8, 48. Yani bizim yarıçapımız neymiş? 18'miş. Yarı çap dediğimiz yer arkadaşlar işte şurası. Burası 18. O zaman burası da bir 18'dir. O zaman şurası da bir 18'dir. Hatta şurası da bir 18'dir. 4 kere 18 şurası ne yapar gördüğünüz gibi? 72. Yukarısı 4'ten 18 yine ne yapar? 72. Şimdi yer çapı 18 ise aha bura 18. Aha burası da 18'dir. O zaman 18, 18 burası 36. Burası da 36 yapar. Bana dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunu soruyor. Fazladan bilgi bulmuşuz bu arada. Cevap Adana'dır. Kazanım kavrama testi 28'de çözelim birlikte. 54 santim uzunluğundaki dikdörtgen şeklindeki bir deri parçası Na baştan ve sondan 2,5 santim boşluk bırakarak 5'er santimlik aralıklarla 6 tane eşit çember şeklindeki delikler açılacaktır. Buna göre deliklerin bir tanesinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi şu 2,5 ile şu 2,5'u topladığımda ne yapar? 5. Şu 54'ten bir 5'i çıkartalım. 4'ten 5'i çıkarttım. ne kaldı? 49. Bu 49 ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çemberler artı 5. 10. Bakın şurası da 5. Şurası da 5. Ha, şurası da 5. Bunları çıkartırsak yuvarlaklar, çaplar kalır. 5, 10, 15, 20, 25'i çıkartalım. 49'dan. 25'i çıkarttım. Geriye ne kaldı? 24. İşte bu 24 eşittir. 6 tane dairenin çapıdır. Dairenin çapıdır. Hemen 26'ya 24'ü pardon. 24'ü 6'ya bölersek ne çıkar? 4. Bu çap. O zaman yarı çap ne olur? Yarı çap eşittir. 2 olur. Ve bana çemberin çevresini soruyor. 2 çarpı pi çarpı yarı çapımızda 2 bulduk. 2 kere 3 6. 2 kere 6 12 santimlik bir çevre oluşur. Uzunlukları 18 santim ve 14 santim eş çemberlere çemberlerin merkezlerinden geçecek şekilde aşağıdaki bir yerleştiriliyor. Çemberlerin yarı çap uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre bu çemberlerden birinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu kalem 18 ise yarısı 9. Yani bunun ortası 9'dan bir kere az olacak. Çünkü 18'in yarısı 9 ise o 9 şurada bir yerdedir. Yani R'miz bizim 9'dan az olacak. Bu 14'ün yarısı ne? 7. Yalnız bu 7'den daha fazla. Ortasını geçmiş çünkü değil mi? O zaman 7'den de fazla olacaksa bu ne olabilir? 8 olabilir bu çemberin yarı çapı. Bana birinin çevresinin uzunluğu diyor. 2 pi r lazım yine. Pi yi 3 alıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 8. 2 kere 3 6. 6 kere 8 de ne yapar? 48 yapar. Cevabımız C şıkkıdır. Uzunlukları verilen yukarıdaki çemberlerin yarıçap uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Şimdi 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 24 ise Burası 6 yapıyordu. 6 kere kaç 24 yapar? 6 kere 4 24 yapar. Buranın yer çapı neymiş? 4. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 54 yapıyorsa 2 kere 3 6 yapıyordu. 6 kere kaç 54 yapar? 6 kere 9 54 yapar. Buranın yer çapı neymiş? 9. 2 çarpı 3 çarpı R. 2 pi R yapıyoruz bakın hepsinde. Eşittir 66 ise 2 kere 3 6. 6 ile neyi çarparsam 66 olur? 11'i yani buranın R'si 11. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 84'müş. Ama burası 6 yapıyordu. 84'ü 6'ya bölelim. 1 kere 6 6 24. 4 kere 6 24. Demek ki buranın yarı çapı da neymiş? 14'müş. Bize yarı çap uzunlukları toplamını soruyordu. 14, 11, 9 ve de 4. Toplayalım bakalım. 4, 1 daha 5, 4 daha 9. 9 daha 18. Elde var. 1, 1, 2, 3, 38'dir. Aşağıda ABC karesinin içine verilen çember karenin kenarlarına birer noktada değmektedirler. Buna göre karenin ve çemberin çevre uzunlukları sırasıyla açtığı hangisi olabilir? A şıkkından başlayalım. Karenin çevresi 40 ise bir kenarı 10'dur. Ve buralar 5'e 5 bölünmüştür. Yarı çapım 5 ise şayet. 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 3 6 5 kere 6 30 da çemberin çevresi yapar. Bakın ona da 30 demişler. O zaman A şıkkı olur. Acaba B şıkkı niye olmuyor ona bakalım. Karenin çevresi 24 ise 24'ü 4'e bölerim. Eşittir 6. Şuraya 3'e 3 düşer. Hani 6 olacak ya. Bunun da yarı çapı dolayısıyla ne olur? 3 olur. 2 çarpı 3 çarpı 3. 2 pi r yaptı. 2 kere 3 6. 3 kere 6 ne olur? 18. İşte buranın ne olması gerekiyordu? 18. Diğerlerini de siz aynı şekilde düşünün bakayım. Aşağıda birbirine bir nokta değen O1 ve O2 merkezli iki çember verilmiştir. O1 merkezli çemberin uzunluğu 210 metre. O2 merkezli çemberin uzunluğu 252 metredir. AC nedir diyor. Şimdi ilk başta şununla ilgili konuşalım. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı pi çarpı r yapıyoruz. R'yi bilmediğimiz için r yazdım. Çevresi ama 210'muş. olmuş. 210. 2 kere 3 6 yapıyordu. 210'u şurada bir 6'ya bölelim. yarıçapı bulalım. 6'ya böldüm. 3 kere 6 18. Geriye ne kaldı? 3 0 indirdim. 35'miş. 5 kere 6 30 çünkü. Burası 35. E, dolayısıyla burası da nedir? 35. Şimdi şununla ilgili konuşalım biraz. Bunun çevresi 252'ymiş. Yani 2 çarpı 3 çarpı R'si 252 yapıyormuş. Burası 6 yapıyor zaten. 252'yi gelin şurada bir 6'ya bölelim. 4 kere 6 24. 12 kaldı. 2 kere 6 12. Burası da ne yapıyormuş? 42'ye 42'ymiş. Bana A'dan C'ye kadar olan uzunluğu soruyor. Ne var orada? 42, 42, 35 ve de 35 var. Toplayalım bakayım. 5, 5, 10. 4 de buradan 14 elde var. 1, 4, 4, 8. 1 daha 9. 9, 6 daha 15, 154 santimdir deriz. Yarı çap uzunluğu 40 santim olan çemberin merkezinden geçecek şekilde bir ip yerleştirildiğinde ipin uzunluğu çemberin çapına eşit olmaktadır. Buna göre ipin tamamı aynı çemberin çevresine yapıştırıldığında çemberin çemberde ip yapıştırılmayan kısım kaç santimetre olur? Şimdi yarı çap uzunluğu 40 ise 40, 40 daha ne yapar bu? 80. Diyor ki bize bu 80'i şöyle yapıştırdığımızda buraya şöyle yapıştırdığımızda yapışmayan kısım ne olur diyor. Şimdi biz öncelikle bunun tam çemberin çevresini bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 40'dan 2 kere 3 6 6 kere 40 240 yapar. E ben bunun içinden 80'i çıkartırsam yapışmayan kısım bulurum. 80'i çıkartalım 0 14'ten 8 çıktı 6 ve 1 160'ı yapışmamış olur. Aşağıda O1, O2, O3 merkezi birbirine bir noktada değen 3 çember gösterilmiştir. 3. çemberin yarı çap uzunluğu, 2. çemberin yarı çap uzunluğunun iki katına, birinci çemberin yarı çap uzunluğu, ikinci çemberin yarı çap uzunluğunun yarısına eşittir. Yani şurası R ise burası iki katıymış. Burası 2R olacakmış. Hadi gelin şuraya da R yazayım. Şuraya da 2R yazayım. 3. çemberdeki çember uzunluğunun iki katı. Yani o zaman da burası ne olur? 4R, 4R olur. Ve A'dan B'ye ne kadar R var bir bakalım. 1 R, 2 R, 2 R daha 4, 2 R daha 6, 6 4 daha 10, 14 R ne yapıyor arkadaşlar? 126. 14 tane R 126 yapıyorsa 126'yı 14'e bölerim ben. 9 kere vardı desek 4 kere 9 36 elde var. 3, 9 kere 9 3 daha 12. Tamam R'miz 9'muş. R eşittir 9. Bana neyi soruyor acaba şimdi? ikinci çemberin uzunluğu. Şimdi burası 2R yalnız. R'miz 9 ise 2 tane R'miz ne yapar? Burası 18. Burası da ne yapar? 18. Bana 2 çarpı 3 çarpı 18'i soruyor. 2 kere 3 6. 6 ile 18'i çarpacağız. Çarpak bakalım şurada 6 ile 18'i. 6 kere 8 48 elde var. 4. 6 kere 6 4 daha 10. 108 santimdir. ABCD karesinin içine çizilen 4 eş çember birbirlerine ve karenin kenarlan birer noktada değmektedirler. Karenin çevre uzunluğu 108'miş. Bir 4'e bölelim de bir kenarını bulalım. 108'i 4'e bölüyorum. 2 kere 4 8. 2 kaldı 8'i indirdim. 4 kere 7 28. 0 0 0. Bir kenarında kaç tane yarı çap var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane yarı çap var. Yani bundan her biri ne olur? 27 bölü 4. 27 bölü 4'tür. Hatta bölelim hadi virgülü bulalım. 27'yi 4'e bir bölelim. 4 kere 6 24. 3 kaldı 0 attım. Tabi buraya da virgül atıyorum. 4 kere 7 28. 2 kaldı 0 attım. 4 kere 5 20. 6 75'miş yani şurası. 6 virgül 75'miş. Bize de zaten bilin, yarı yarıçap uzunluğu soruyormuş. Cevabı bulmuşuz yani. Aşağıda çember ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çemberin merkezi ile herhangi bir noktasını birleştiren doğru parçası yarıçaptır. Merkezi burası olsun, herhangi bir noktası çemberin üzerinde burası olsun. Çektiğinde burası nedir arkadaşlar? Bir yarıçaptır. Yani bu doğrudur. Çap uzunluğu yarıçap uzunluğunun iki katıdır diyor. Doğru söylüyorlar. Bakın şurası yarıçap, bir yarıçap daha. R R daha bir hepsi birlikte bir çap yapar. İki katıdır. Bu da doğru. Çemberin merkezinden geçen ve çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçası çarptır diyor. Şimdi çemberin merkezinden geçecekmiş. Çemberin merkezinden geçen şöyle bir doğru çizdiğimde işte bu bir nedir arkadaşlar? Çaptır. Bu da doğru. Yalnız çemberin merkezinden çemberin üzerindeki bir noktaya olan uzaklık her zaman aynı değildir diyor. Hayır arkadaşlar merkezden bu çembere çizdiğin uzaklıkların hepsi aynıdır. Hepsi de yarı çaptır. Ne kadar çizersen çiz. Değerleri hep aynıdır. Bu yanlıştır. Yukarıda birbirine eş 5 çember şekil birdeki birbirlerine bir nokta değecek şekilde yan yana konulduğunda ilk ve son çemberin merkezler arasındaki uzaklık x santim oluyor. Bu çemberlerin tamamı şekil gibi birbirlerine bir noktada değecek şekilde üstte konulduğunda en üstteki çemberin merkezinin yerden yüksekliği y santim oluyor. Şimdi 5 tane çember var ama bize diyor ki merkezleri arasında. 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R ve de 8R. Burada 8R var. 8R X'miş. Şimdi bize ikinci de ne diyordu? En üstteki çemberin merkezde. Şimdi buraya 2 tane daha atalım. Şöyle 1, 2 tane daha atalım. 1R, 2R, 3R, 4R, 5R. 6, 7, 8, 9, R oldu. Yani şuradaki yarıçap fazlalık oldu. İşte bu yükseklikte 9, R dediğimiz şey Y'ymiş. Y, X'den 10 fazla diyor. Yani 9 tane R'den 8 tane R çıkartırsam 9 R eksi 8 R 1 R yapar. O da neymiş? 10'muş. Yarı çap 10 yani. Çemberlerden birinin uzunluğu diyor. 2 çarpı 3 çarpı 10'dan bahsediyor. Cevabımız ne yapar? 60 yapar. Yukarıdaki verilen O merkezi çemberin yer uzunluğu 7 santim olduğunu göre. Yani burası 7, burası 7. Çemberin uzunluğu kaç santimetredir? 2 çarpı pi çarpı r diyeceğim. Yalnız pi 3 alınız dememiş bu sefer. Pi yerine ne yazacağım? 22 bölü 7 çarpı 7 yarıçap. Hani ne güzel gitti yediler gördün mü? 2 çarpı 22 kaldı. O da ne yapar? 44 yapar. Çevre uzunluğu 256 santim olan karenin içine bir çember karenin kenarlarına birer nokta değecek şekilde çizilmiştir. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunun çemberin uzunluğuna oranı aşağıdakilerden hangisidir? 256'yı bir 4'e bölelim. Karenin bir kenarını bulalım. 256 bölü 4. 4 kere 6 24. 16. 4 kere 4 16. 0 0. Bir kenarım 64 ise şayet 64'ün yarısı 32'ye 32'dir buralar. 64 olsun diye yaptım. Yani yarı çapım nedir buradan? 32'dir. Karenin bir kenar uzunluğunun, çemberin uzunluğuna oranı diyor. Karenin bir kenarı neydi? 64. Ama çemberin uzunluğunu bilmiyoruz şimdi. 2 çarpı 3 çarpı, bak pi'imiz 3'müş çünkü, 3 çarpı 32 yapacağız. 2 kere 3 6, 6 ile de 32'yi çarparsam... 6 kere 2 12 elde var. 1. 3 kere 6 18. 1 de elde 19. 192. 64'ün 192'ye oranını soruyor. Hadi 2'ye böleyim. 1. 32. 2'ye böleyim. 96. 2'ye böleyim. 16. 2'ye böleyim. 48. 16 ile de 48 birbirinin 3 katı. Yani burası 1 bölü 3 olur. Cevabımız A şıkkıdır. Bir sonraki videomuz geometrik cisimlerden gelecek inşallah arkadaşlar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bay bay.